Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, pratik bir öneride bulunacağım. Siz de benim gibi Ramazan ayında dikkat etseniz bile kilo alanlardansanız bu video kesinlikle sizin için. Ben sahurumu, iftarımı çok dikkatli bir şekilde yapmama rağmen gece yemelerinden ötürü kilo vermekte Ramazan ayında zorlanıyorum. Hatta kilo vermeyi bırakın, daha çok kilo alıyorum da diyebilirim. Son zamanlarda bu yoğurt kürünü uygulayarak güzel bir çözüm buldum kendimce. Tabii bu kürle beraber biraz da yürüyüş yapıyorum gün içerisinde. Kısa mesafeli yürüyüşlerle bu kürü uygularsanız dümdüz bir göbeğe ve basendeki birikmiş olan yağlardan kurtulabilirsiniz. Malzemelerimiz çok az gördüğünüz gibi ve özellikle de her evde olan yemeklerde kullandığımız baharatlar, malzemeler. Bunlar güzel bir şekilde yoğurtla birleşerek muhteşem bir karışım yapıyor. Tadı da güzel, lezzetli. Biber miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Fakat işin aslı ne kadar acı olursa yağları yakmakta o kadar başarılı bir kür. Diğer malzemelerimiz, öncelikle pul biberimiz var. Dediğim gibi yağ yakımında en fazla kullandığımız maddelerden, baharatlardan bir tanesi. Kekik yine metabolizmamızı hızlandırıyor. Burada keten tohumumuz var. Keten tohumu özellikle kabızlık sorunu çekenler için miktarı arttırabilirler. Bağırsaklar için çok çok faydalı bir baharat keten tohumu. İçimizi boşaltmamızda, bağırsakları boşaltmamızda çok fazla fayda sağlıyor ve lif olarak da çok yüksek bir baharat. Lif olarak yüksek olduğu için de bizim daha çok tok kalmamızı sağlıyor. Burada kimyonumuz var. Kimyon da yine yoğurtla birleştiği zaman yağ yakımında etkili maddelerden bir tanesi. Aynı şekilde zaten limonun diyette ne kadar faydalı olduğunu artık hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Tek dikkat etmemiz gereken şey, bunu yedikten sonra yarım saat uyumuyoruz. Bol su tüketiyoruz. Sonrasında da gece yatarken, özellikle gece yatarken yediğimiz zaman biz uyurken metabolizmamız daha çok hızlanıyor ve böylelikle de uyurken kilo vermiş oluyoruz. Ben kendi uygulamamda bol su tüketiyorum ve birazcık da egzersiz yapıyorum. Siz de mutlaka egzersize önem verin. Bakalım bu karışımı nasıl hazırlıyoruz? Hemen hızlı bir şekilde hazırlayalım ve hemen bu akşamdan itibaren yapmaya başlayın, uygulamaya başlayın. 10 gün uyguladıktan sonra bir haftalık bir ara verin. Sonrasında tekrardan kürümüzü bu şekilde periyotlar halinde uygulayabilirsiniz. Gece yatarken siz uyuyun ve metabolizmanız çalışsın. Bu şekilde de fazlalık olan kilolarınızdan, özellikle yağlarınızdan kurtulun diyorum. Hemen kürümü hazırlamaya da başlıyorum. Burada bir çay kaşığı kekiğim var. Ben bütün malzemeleri bir çay kaşığı olarak kullandım. Keten tohumum var. Dediğim gibi kabızlık sorunu çekenler mutlaka keten tohumunu birazcık arttırsınlar. Şöyle 1,5 çay kaşığı olarak kullandım. Biberinizin acılığına göre siz daha çok arttırabilirsiniz. Ve yine aynı şekilde bir çay kaşığı da kimyon kullandım. Şimdi bunları güzelce karıştıracağım ve limonumu da sıkacağım tabii ki. Yarım limonumuzu da sıktık, güzelce karışımımıza ilave ettik ve karıştırıyoruz. İnanın tadı çok çok lezzetli bir karışım. Baharatlarını çok fazla koyup sadece yoğurdu baharata boğmaya gerek yok. Burada arttırabileceğiniz tek baharat pul biber, damak tadınıza göre, ya da kabızlık sorununuz varsa da keten tohumunu birazcık daha arttırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi dakikalar içerisinde de hazırlanan kolay bir karışım. Akşamları yatmadan yarım saat, bir saat önce yedikten sonra
hiçbir şey yemiyorsunuz üzerine ve bol su içiyorsunuz. Zaten biliyorsunuz diyet yaparken su içmek çok çok önemli. Özellikle günde 2 litreyi bitirmemiz gerekiyor. Bugünlük de bir tarifin daha sonuna geldik. Kilo problemi olanların mutlaka denemesini istediğim bir tarif. Kesinlikle denedikten sonra sizden yorum bekliyorum. Ben kendim uyguluyorum. Uyguladığım bir kürden de faydalı bulduğum için ve çok faydalandığım için sizinle de paylaşmak istedim. Deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.